Tasarım yaptınız mı? Burada Northwind üzerinde bir çalışma yapacağım. İndirebilirsiniz internette sorun yoksa. Şimdi yapacağım işlemleri şöyle bir gözden geçirelim. Öncelikle SQL Connection'ı öğrendik. Veri tabanına bir bağlantı oluşturmam gerekiyor. Şimdi göreceğimiz kısımlarda Connection bir bağlantı oluşturmamızı sağlıyordu. Üç tane de farklı nesne var. Bunlar gene connected bağlantı içerisindeki yöntemlerden bazıları kullanılan nesneler diyeyim. Execute Scalar bu yapılan herhangi bir işlem sonucunda tek kayıt dönmeyi sağlar. Tek kayıt nedir? Mesela siz bir tablo çektiğinizde tablonun bir kaydını satırına çektiğinizde bu tek bir kayıt değildir aslında. Bu satır, tek bir satır kayıttır. Yani bir tablo dönüşü vardır. Bunu scalar'la alamazsınız. Ama örneğin kullanıcıların ya da ürünlerin toplamını biz böyle fonksiyonlar yaptık. Ürün toplamını alan herhangi bir prosedür çalıştırdın. Onun sonucunu okuyacaksın. Bunu execute scalar'la rahatlıkla okuyabilirsin. Sonucunu
tek bir kayıt olarak döner. Yani tek bir satırın tek bir sütunu olarak düşünün bunu. Execute Reader ise bir tablonun verisini komple okuyabilir ama okuma işlemi sadece okuduğu anla sınırlıdır. Okuduğu andaki kayıtla sınırlıdır. Örneğin 10 kayıtlık bir tablo okuması yapıyor. Burada birinci satırı okudu, ikinci satıra geçti. Artık birinci satırdaki veriyi geri alamazsınız. Yani reader bunu unutmuştur. Sadece ileri doğru gider. Siz reader'a işte bana ilk okuduğum kaydı getir diyemezsiniz. Oraya tekrar gidip okuması gerekiyor. Hafızada tutma özelliği yok. İşte sadece ileri doğru gittiği için bu da tabii ki performans olarak hızlı bir veri okuma işlemi gerçekleşiyor. Çünkü geriye doğru bakma gereği yok. Doğrudan okuyarak gidiyor. Okuduğu değeri alabiliyorsunuz. Aldıktan sonra bir nesneye atayabilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Ama almış olmanız gerekiyor. Execute non-query. Bu da sorguları çalıştırmak için gerekli olan metodumuz. Execute non-query sorguyu çalıştırır. Sonucunda da bir integer değer döner. Bunu da örneklerde kullanacağız. Öncelikle altyapıyı oluşturalım. Neydi? Connection string. Kendiniz oluşturmaya çalışın, bakmadan. Bağlantımı oluşturdum. Buna dışarıdan connection string'i almam gerekiyordu. Referans eklememi yapıyorum. Configuration. Aldım. Dosya kayıt işlemi. CTRL-S.
işlemimiz tamam. En azından connection altyapısını oluşturduk. Şimdi ben yapacağım işlemleri belirli metotlarla yapmak istiyorum. Buton altında bunları yazmak istemiyorum. Bunun için de her işlem için bir metot yazacağım. Örneğin SQL Server'ı açtım. Select product ID name küçük ve eşit olanları alan bir sorgu yazdım. Kopyaladım. Şimdi sorgumu da hazırladım zaten. Ben metotlarımı yazacağım. Regin içerisinde temiz çalışalım. Kafanız karışmaması için bunu adını değiştiriyorum. Execute Raider benim yazdığım metot değil. Kendi içerisinde Execute Raider kullanacak. Hata olasılığına karşı ne yapıyorduk? Göreceli bir durum. Try catch. Ben bağlantıyı oluşturdum. SQL Connection. Connection'la bu bağlantı tüneliyle diyelim. Bir komut göndermem lazım. O komut çalıştırılıp işlem yapılmalı. Bu komutu da SQL Command denen bir nesne var. Bizim komutlarımızı oluşturduğumuz bir nesne CMD adında bir SQL command oluşturuyorum. Parantez açtığımda bakın 4 tane overload'u var. Birisi command text alıyor. Diğeri command text ve connection. Bir diğeri de biraz daha farklı transaction oluyor. Birazdan bunları da yapacağız. Diyorum ki bu CMD hangi bağlantıyı kullanacak? Bakın şu an beni izleyin. Bitirdiğimde yazarsınız bu metodu. Diyorum ki bu connection, bu komutlar hangi bağlantıyı kullanacak? Bu olmazsa olmaz bir bilgi. cmd.connection property'si yukarıda oluşturduğum connection'ı al. cmd.command type
Yani komut tipi nedir? Command type enumu nokta, bakın 3 tane değer var. Birincisi store procedure yazmışsındır. Bunun store procedure olduğunu bildirmeniz gerekiyor. Aksi halde bunu normal select gibi çalıştırmaya uğraşır ve hata verir. Text ise bizim standart bu select sorgularımız text olarak geçer. Table direct ise sadece tablonun adını veriyoruz. O doğrudan tabloyu sorgulayıp getiriyor. Tablonun hepsini alıyor yani. Ben text yazıyorum. cmd nokta. Bir diğeri de son olarak command text. Bu sorgunun kendisi ne? Bunun için şöyle yapmam yeterli. Bana sorgunun tekstini ver diyor. Neyi sorgulayacağım? Ben de al bunu sorgula dedim. Ya da yukarıda SQL diye bir nesne oluşturdum. String. Bunu da buraya verdim. Bu daha temiz bir yaklaşım. Şimdi benim bunu çalıştırmam için neye ihtiyacım var? Olmazsa olmaz. Bağlantının açılması demiştik. Bağlantı açmadan ben bunu veri tabanına gönderemem. Bağlantıyı aç. Sonra SQL Data Reader diye bir nesnemiz var. DR adında data reader okuyup oluşturuyorum. Bakın. Bunu bu şekilde oluşturmama gerek yok new ile. Ben doğrudan SQL data reader dedim. CMD'nin yani SQL command'ın execute Reader diye bir metodu var. Bu bana bir SQL Data Reader dönüyor. Bakın. Zaten komut bunda. Bu bana okuyup gönderecek. Bağlantı falan bunda zaten bakın. Connection, komut, command da. Text'i burada, SQL sorgusu burada. Zaten çalıştıracak. Sonra bana veriyi gönderecek. Buraya kadar tamam. Şimdi ben bunu ne demiştim? Bana her satırı okuyarak gönderiyor. Geriye doğru gitme yok. Sadece ileri doğru. O zaman bunu okurken benim bunu bir yere alıyor olmam gerekiyor. Bizim efsane string sınıfımız string builder. Bana bir builder ver. Sayın builder. Diyoruz. Ve while döngüsüyle diyorum ki data reader nesnesi okunabildiği sürece bu ne demek? Yeni bir satır yoksa okuyamayacak, evet. Bitmiş oluyor. Read metodu okunabildiği sürece true döndürür. False dönerse satır bitmiştir. Kayıtlar bitmiştir. Bu olduğunda ben bu yıldır append diyorum. Şöyle biraz şekil verelim.
ki her okumada bunları birleştir ve result'a yaz. Sonrasında bir şeyi yönetmem gerekiyor. Bu hatırlarsanız try catch anlatırken A-square exception diye bir şeyden bahsetmiştim. X dedim. Hata olursa fırlat. Try catch'in her halükarda çalışan glue nedir? Hatırlayan? Final. Ve bunun da bunu anlatırken bir örnek vermiştim. Örneğin veri tabanında bağlantıyı açtık. Her halükarda kapanması gerek. Hata olsa bile demiştim. Bunun için burada hata olsa bile çalışacak alanda bağlantımı kapatıyorum. Bu execute radar'dı. Veriyi oku. Şuna bakın. Execute radar butonuna çift tıklayıp burada metodu çağırdım sadece. Yedi kayıttı, değil mi? Yediye eşit ya da küçük. Bunları getirdim. Bunların her biri aslında bir string builder'ın o while içerisinde bir dönüşüyle gelen değer. Raider her okuduğunda buraya ekledim. Haliyle sonunda bir bütün oluştu. Bakın connection'ı dikkat ederseniz tam okuma işleminin hemen başında yaptım. Normalde okuma işlemi aslında şurada gerçekleşiyor. Diyorum ki CMD sen bütün connection, SQL bütün bilgileri sahipsin. Execute Raider ile oku bana kaydı gönder. Buna demeden hemen önce bağlantıyı açıyorum. Yani bunu şurada açıyor olsam teknik olarak problem yok. Çünkü bağlantım zaten yukarıda açılır ama mantıklı değil. Çünkü gereksiz yere bu kadar zaman içerisinde, sonuçta burası da bir milisaniye de olsa süre. Bu kadar süre içerisinde senin o bağlantın veri tabanında bir connection pool alanında gereksiz yer kaplıyor. Açık olarak. Hemen aç burayı. İşin bittiği an neresi? Şu while'ın bitişi. Normalde şurada kapatabilirim. Ama zaten finali de her halükarda kapanacak diyorum. Kapalı olan bir şeyi kapatmaya çalışmayalım diyerek bunu yaptım. Ha şöyle olur. Ben derim ki şurada işim bitti mi? Veri alma işi bitti. O zaman işin standardına uyalım. Burada kapattım. Buraya da geldim. Daha önce yaptığımız mevzu. John state diyorum. Durumuna bak. Connection state closed değilse kapat. Yok ama olması daha iyi. Sebebi şu, kapanma işlemi sırasında bir hata olabilir, kapanmayabilir gibi teorilere bakarsak, closed değilse broken olabilir.
olabilir vesaire gibi durumlarda her halükarda kapanmış olur. Kesinleştirmiş oluruz. Her halükarda çalışmasını istediğimiz şeylerin yazılacağı try catch bloğunun bir özelliği. Try catch finally. Try ve catch olmazsa olmaz ama finally opsiyonel. Bak. Şurası hata oluşabilecek konuların bulunduğu yerde. Catch hata oluştuğunda ne yapacağımız. Finally ise hatta oluşsa da oluşmasa da kesin olarak her halükarda çalışacak yer. Ben bağlantıyı kapatmayı garanti ettim burada. Parametre olarak da yapabiliriz. Bakın. Burada değer geldi. Çok basit bir şekilde dinamik yaptık. Mesela boyutluk kaydı var ya, onun yanındaki 50'yi sildik biz. 7'den sonra onu kapatmak için noktalı bir bilgi vardı. Ben noktalı bir bilgi silmedim mesela. 50'yi sildim, noktalı bir bilgi silmedim. Evet. Program çalıştı ama hata verdim ve noktalı bir bilgi sebep olduğunu da sen şu noktalı bir bilgi vardı. Şunu yaptın. Çalıştı bir şey. Bu hata zaten. Ama çalıştı. Sonra hata verdiği zaman da onu programın içinde söyledi. Tamam. Sebebi neydi? Sınıf olarak düşünüyor. Sorgu yapması lazım. Şimdi sorgu C# anladığı bir şey değil SQL sorgusu. Veri tabanının motoruna gitmesi gerekiyor. Hata olması için.